FBS oyunu sevdalıları. Counter Strike internet kafelerde öğrenmiş, 1.6'yı yalayıp yutmuş, ondan sonra bıkmamış CS'yi yalayıp yutmuş insanlar. Bugünden sonra resmen sizin ve bizim tarihimize silercesine yeni çıkan bu oyunda yeni bir sürü güncelleme gelmiş, oyunun tam sürümü gelmiş, her şey değişti. Artık Counter Strike 2 devri başlamıştır dostlarım. Dün gece olması lazım, gece bir güncelleme geldi 5 GB'lık. Bugün sabah da bir 500 MB böyle bir doğrulama vesaire bir şeyler geldi. Yeni şeyler eklenmiş abi. Hemen bu videoda öncelikle yeni gelen ne var ne yok bunlara bakacağız. Oyun içindeki değişen menü alan var mı bunlara bakacağız. Ondan sonrasında da videomuzu tamamlayacağız. Şimdi en büyük değişimler artık bir kere test sürümünde oynadığımız tüm sıralamalar ve rekabetçi ranklarımız şunlar bunlar hepsi sıfırlandı abi. Tekrardan başlayacağız. Ben 10.000 alabilmek için yaklaşık 8-10 tane yayın yaptım. Her yayın luz aldığım için bir türlü 10.000'i tamamlayamamıştım ve bugün nasıl olacaksa bilmiyorum sıfırdan tekrar yapacağız bunu. Oyun demiş ki artık benim tam sürümüm geldiğinden dolayı rekabetçi eşleştirmeler geldi diyor ve rekabetçi eşleştirmelerin içerisinde artık her map'e ayrı ayrı ranklarımız olacak abi. Biliyorsunuz biz Türkler Dust 2'de ustalaşmış bir insanlarız. O yüzden de Dust 2 bizim için aşırı kolay oluyor. Elin Rus'u bizim karşımıza çıktığı zaman bir tık adaletsizlik oluyor diye sanırım oyun böyle bir şey getirmiş abi. Artık Dust 2'deki rankınızla Mirage'deki Inferno'daki rankımız çok çok farklı olacak. Weakman eşleştirmesi diye bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Böyle bir şey gelmiş. Özel eşleştirmeler artık etkinleştirildi. Hiç oyundan bir bok bilmiyorsanız, yeni bir oyuncuysanız size özel kısa bir eğitim günü vesaire eklenmiş abi. Bunlar bizle alakası yok. Biz professional oyuncularız. Birçok smoke hataları, ateş hataları biliyorsunuz oyunda bazen ateş ediyorsunuz, headshot atıyorsunuz sesi gelmiyordu. Ölüyorsunuz ses çıkmıyordu vesaire. Bunun gibi küçük sorunlar falan düzeltilmiş abi. Yeni ses özellikleri geldi. Biliyorsunuz oyuna yeni girdiğinizde CS2'ye başlattığınızda size bir tane müzik kiti veriyor. Bir tane de global rozeti bir şey. Bir tane rozet veriyor abi. 2012 ile 2023 mi yazıyor? Bir şey yazıyor tam hatırlamıyorum da. Bu güncellemeyle animasyonlar değişti. Çöp çatanlıklar değişti. Maplerdeki bir sürü hata güncellemeleri değişti. Bir haftadan uzun süre önce oynamaya başlayan CSGO oyuncularına hatıra CSGO madeni parası ve müzik kiti katandı. O bahsettiğim şey oyun diyor ki bir hafta uzun süre oynamaya başlayan varsa diyor onlara kitler verildi abi. Ana menüye oyun içerisinde artık mağaza geldi. Bundan sonrasında kendimiz oyun içinde CSGO ile ilgili mağazadan böyle işlerimizi yapabiliyoruz. Böyle bir kısa yol oluşturmuşlar. Olur o da oldu. Topluluk sonuncuları eskisi gibi yine devam ediyor ama ben atölyelere henüz ulaşamadım. Atölyelerim nereye gitti bilmiyorum. Test sürümündeyken geçmiş maçlarımızı da izleyemiyorduk. Ha, ben çok güzel vuruyordum. Mesela 35-36 vuruyordum. Yayında bunun en güzel anlarını izletemiyordum vesaire bir sıkıntı oluyordu. Ya da kaydetmek için oyundan çıkıp girmem gerekiyordu. Artık maç ve turnuvalar da geldi. Atölye bölümleri değişmiş. Haritalardaki bölümler değişmiş. Maplerdeki bazı hatalar düzeltiliyor ve skinlerde yine değişim ve düzeltmeler olmuş bu 5 GB'ın içerisinde abi. Ve peki bu 5 GB'da başka ne oldu? Maddi olarak dün gece bir kasalarda 10 lira artış oldu, tamam mı? Benim elimdeki kasa atıyorum rüyalar ve kabuslar mı ne vardı? 40 liraya kadar dayanmıştı, geri 35'e falan düşmüş. Böyle bir sallantı da şu anda CS'de bir şeyler oluyor babalar. Oyun için giriş kısmı hiç değişmemiş abi, tamam mı? Burası hep aynı ama burada dediğim gibi mağaza bölümü eklenmiş ve burada en önemli videonun kısımlarından biri beleşçi dostlarımız için haftalık ödül paketi diye bir şey geldi. Ödül paketleri haftanın ilk TP rütbesini elde edince görülür diyor. Bununla ilgili yanlış bilmiyorsam 4 tane ödül her rütbe aldığımızda geliyor. Ya 4 ödül olarak değil de belki her rütbede bir ödül de olabilir. Tam bilmiyorum. Ve bu 4 ödülden yalnızca 2 tanesini seçiyoruz. Kasa düşebilir, grafiti düşebilir ya da silah desenleri, skinleri bir şeyler düşebilir abi buraya. Oyun tamamen sizin sürekli oynadığınızda ödüllendirme sistemi yapıyor. Çarşamba günleri kasa ve skin düşmesi gibi bir şey muhabbetine dönmüş bu. Ya da onu kaldırdılar, direkt bunu getirdiler. Tam bilmiyorum. Böyle bir şey var. Genel bölümü gelmiş. Böyle buradan işte alışveriş bir boklar alabiliyorsunuz. Alan varsa bilmiyorum. Buradan Paris 2023 Secret pazar bölümü geldi. Artık buradan kasalarınızı vesaire alıp bakabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz herhalde. Araçlar bölümünde de böyle var. Zidane'in oyun başında bahsettiğim buydu. Bir tane buradan bir tane bizlere müzik kiti veriyor abi oyun. Eğer bir haftadan uzun süredir oynuyorsanız sanırım bu CS'nin ne olduğunu tam bilmiyorum da ölüm kamerasında şudur budur bir şeyler anlatıyor. Bir tane de şu rozeti veriyor. 2012 ile 2023 rozeti. Yani böyle abi bak anti ve teröristin şeylerini koymuş. Buradan maç ve turnuvalarınızı izleyebiliyorsunuz. Eski maçlar gördüğünüz gibi benim bok gibi ağzıma sıçtılar. Yine millet oyun daha dün gelmesine rağmen 23 tane galibiyet alan sosyopatlar var. Biz daha ilk galibiyet almadık. İlk maçı bile atmadık. Rekabetçi bölümümüz geldi artık. İstediğiniz map'i gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Ben sadece Mirage oynamak istiyorum. Benim PC'm Mirage kaldırıyor. Benim PC'm ben Dust2 oynamak istiyorum. Buradasınız abi. Bundan sonra buradayız. Yoldaş bölümü, basit eğlence, alıştırma bölümü geldi ve topluluk sunucularına da buradan tıklayıp ulaşabiliyorsunuz. Peki FPS muhabbetleri ne oldu? Biliyorsunuz test bölümü bazı insanlar FPS sıkıntısı yaşadı. Ben FPS sıkıntısı yaşamadım açıkçası. Yayında olmadığım sürece güzel FPS verdi bana. Oyunun tam sürümü çıktıktan sonra da bir FPS testini yapmak istiyorum. Şu anda sol tarafta görüyorsunuz. 100 küsur FPS'lerde ana menü yüklenmesi var. Ben canlı yayınlardayken Mirage'de işte ortalama 80 ile 140 arası alıyorum. Yayında olmadığım zaman da 200'lerde 220'lerde falan alıyorum abi. Şimdi FPS dediğimiz olay birçok şeyle değişebilir. Ama benim için ortalamalardaysa zaten yeterlidir abi. Maksadımız oyundaki optimizasyon şudur budur muhabbetleri var mı? Şu anda 119, 120, 110.
O civarlarda FPS seyrediyor. Ben hiç ateş etmesem mesela böyle 100-110 mid'de. Yani önceden de işte bu ortalamalara yakın bir şeyler alıyordu. 106-97 sürekli değişiyor. Oyunda takılma kasma var mı yok. Düşmanı gördüğünde kaça düştüğünü görmedim. 110 düşüyor. Gerizekalı botları vuruyorsunuz burada. 110 falan. Genel aldığım FPS'ten bazen çok artıyor bazen azalıyor. Genelde de ortalamalarda da böyle alıyordum. Belki bir tık daha fazla aldığım yerlerde olabilir. Fazla fazla benden düştüyse 10-20 FPS düşmüştür. Zaten FPS sabit olmadığından dolayı her yerde de farklı veriyor. Ama gelen anlamda da bir sorun görünmüyor kardeşlerim. Eğer ki haftalık ödüllerden yararlanmak istiyorsanız ve rekabetçi de Dust 2'yi özledik geldi sonunda diyorsanız CS'ye artık başlama zamanı gelmiştir. Bugün için böylesine kısa tanıtım niyetinde ve CS2'ye hoş geldin dercesine bir video yapmak istedim. Artık sizlerle bir sonraki FPS videolarımızda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.